Herkese merhabalar, ben Cansu, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Revolution markasının çikolata far paletleri. Muhtemelen hemen hemen hepiniz biliyorsunuzdur bu far paletlerini. Bunları inceleyeceğiz. Bu videomda çokça soru almıştım bu far paletleri hakkında. Hem bunları incelemiş olacağız. Aynı zamanda iki farklı far paletiyle iki farklı göz makyajı uygulaması yapacağım sizlere. Videomuza geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki zil işaretine basarak bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Revolution markasının chocolate paletleri var. Elimde mint chocolate olan, bu şekilde yeşil olan far paleti var. Diğeri de biraz daha koyu tabii. Bu da Chocolate Vice diye geçiyor. İki tane far paletim elimde. Hemen çıkartıyorum kabından. Bu şekilde gösterdiğim zaman gördüğünüz gibi biraz daha yeşil ağırlıklı, yeşil tonların ağırlıklı olduğu bir far paleti. Tabii içinde kahveler de mevcut. Hemen diğerini açıyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bu far paletinde de koyu tonlar biraz daha hakim, kahveler. Biraz daha beige tonları. Şöyle yapacağım. Bu far paletiyle bu gözüme uygulama yapacağım. Yeşille de bu tarafa uygulayacağım. Makyajıma başlarken öncelikle bir kapatıcı yardımıyla gözümün üstüne bir uygulama yapacağım ve bu şekilde makyajımıza başlayacağız. Evet, bu şekilde gözümün üzerine baz oluşturmuş oldum. Hemen dediğim gibi önce siyah olan far paletiyle başlayacağım. Bu far paletinde dediğim gibi biraz daha koyu tonlar hakim olduğu için biraz daha kahve tonlarına doğru bir uygulama yapabiliriz. Önce şuradaki gördüğünüz gibi açık renkli bir farım var. Hemen onurdan biraz alıp üzerine bir geçeceğim. Bu arada bu farlarla ilgili şunu söyleyebilirim. Normalde tabi farlar çok dağılan, toz oldukları için tabii ki de çok dağılan, uçuşan farlar olabiliyor. Bu bir tık daha iyi diyebilirim. Dağıttığınız zaman çok rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve kalıcılığı da birazcık normal farlara göre daha iyi diyebilirim. Şurada bir kiremit rengi gibi bir tonum var. Ondan birazcık alacağım ve hafif uygulayacağım. Gördüğünüz gibi çok fazla dağılmadan çok rahatlıkla uygulanabiliyor farlar. O yüzden ben çok memnunum vallahi, bayağıdır kullanıyorum diyebilirim sizlere. Evet, gözümün bu şekilde dış köşelerine doğru bu rengi uygulayacağım. O yüzden biraz daha dağıtacağım. Bu renk de çok güzel değil mi sizce? Gerçekten benim sevdiğim renkler arasında ve özellikle günlük makyajlarda rahatlıkla kullanılabilecek renkler arasında diyebilirim. Çok koyu değil, çok açık da değil ve rengi de gördüğünüz gibi çok rahatlıkla bize verdi. Evet, hemen devam ediyorum. Burada yine koyu kahvemden biraz yardım alacağım. Bu şekilde bir koyu kahve rengim var. Hemen ondan biraz gözümün kenarlarını biraz daha koyulaştırmak istiyorum açıkçası. Tabii dağıtmak çok önemli bu noktada. Dağıtarak devam edeceğim. Ve gözümün katlanma bölgesine doğru aynı koyulukta devam edeceğim. Ve tabii bitmiyor. Hemen ne yapıyorum?
Yine kapatıcımdan yardım alacağım. Gözümün iç kısmına bir kapatıcı süreceğim. Burada iki farklı, biraz daha bronz ve biraz daha sarı, sarımtırak olan simli farları var. Çok çok güzel bunlar da. Bu arada ikisini karıştırıp kullanalım. Bakalım nasıl olacak. Hem biraz daha bronz görünümlü olan hem de biraz daha sarı, sarımtırak olan farımın ikisini de karıştırdım. Uyguladığım kapatıcımın üzerine süreceğim. Bakar mısınız rengi? Gerçekten çok güzel. Tabii burada uyguladığımız altyapı da çok önemli. Altına kapatıcı uyguladığım için burada onun görevi de çok çok büyük. Ama şunu söyleyebilirim. Duruşları, renkleri çok çok iyi bence. Gözümün altına da yine koyu kahveden biraz geçeceğim. O yüzden şöyle ince bir fırçayla hemen gözümün altına da aynı işlemi uygulayacağım. Ve sonuç gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel bir far uygulaması olduğunu düşünüyorum. Tabii sizin yaratıcılığınıza bağlı burada farklı renkleri de uygulayabilirsiniz. Ben sadece dediğim gibi biraz daha ağır basan, koyu kahve gibi paletteki ağır basan renkleri de sizlere gösterme amaçlı bunları uyguladım. Ve gerçekten güzel duruyorlar. Siz ne diyorsunuz? O zaman diğer far paletime geçiyorum. Bakalım bu far paletinde hangi renkleri kullanacağım? Bu arada far paletini açtığınızda içerisinden şöyle bir şeffaf bir parça çıkıyor. Bu parçanın üzerinde ne yazıyor derseniz tabii ki İngilizce olarak farların isimleri var. İçerisinde yeşiller hakim olduğu için düşündüm ki ben de tabii yeşillerin hakim olduğu bir makyaj yapayım diyorum. Tabii önce far işlemine başlamadan önce tekrar baz oluşturmak adına kapatıcımdan yardım alacağım. Bu arada far paletleri hakkında şunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle siyah olan müthiş bir kokusu var. Çikolata kokusu galiba. Çok güzel kokuyorlar. İkisi de çok çok güzel. Kokusuna da çok çok bayıldım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada. Öncelikle açık renkli bir far seçeceğim. Tüm göz kapağımı uygulayacağım. Bu en azından bize çok güzel bir baz oluşturacaktır. En açık rengimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi düz renk. Yine aynı bu tarafa uyguladığım gibi bu gözüme de aynı devam edeceğim ama renkler farklı olacak tabii. Burada yeşili kullanacağım. Biraz daha düz renk olan şu yeşilim var. Hemen onu kullanacağım. Bu arada bu tarz renkleri uygularken burada dağıtmak çok önemli farı. Çok keskin durmaması açısından dağıtarak devam etmek çok çok önemli. Evet, yeşil rengimi bu şekilde dağıttım arkadaşlar. Hemen şurada bir farklı bir renk tonum var. Şöyle göstereyim. İçerisinde böyle farklı renkleri barındıran biraz alacalı bir renk diyebilirim ama çok güzel duran bir renk yine. Bu rengi uygulayacağım. Aynı zamanda sizler de görün. Gördüğünüz gibi yeşille çok güzel uyum sağladı. Neden uyum sağladı? Koyu renkli dursa da, içerisinde koyu kahveyi barındırsa da aynı zamanda yeşilleri, yeşilin tonlarını da barındırıyor. O yüzden ikisini karıştırdığım zaman
dış köşelere bile uygulasam bu şekilde gerçekten iyi duruyor. Kapatıcımı alıyorum ve tekrar uygulamaya devam ediyorum. Peki bu far paletinden gözümün iç kısmına hangi rengi seçsem sizce? Ben aslında seçimi yaptım bile kafamda az çok ama bilmiyorum, belki sizler farklı renkte düşünüyor olabilirsiniz. Renk skalası gerçekten çok çok iyi. Ben tabii ki de ya şu rengi ya şu rengi diyorum ama muhtemelen bunu uygulayacağım. Çünkü bu tonları hemen hemen diğer gözümüze uygulamıştık zaten. Ben bu rengi bir deneyeceğim. Bu rengi de sizler bir görün. Çok çok güzel duran renklerden bir tanesi. Ne diyorsunuz? Bu far için bence yeşilde çok çok iyi uyum sağlayan renklerden bir tanesi. Hemen tamamlayacağım ve son duruşuna bakacağız. Evet, bu şekilde. Hatta şöyle göstereyim. İnanılmaz bir uyum içerisinde oldular. Bence çok çok güzel oldu. Yani mint chocolate palette çok rahatlıkla kullanılabilecek bir palet. İyi renk skalası var bu arada. Hemen ne yapıyorum? Gözümün alt kısmına devam edeceğim. Onun için yine ince bir fırça alacağım. Mesela bu siyah çikolata far paletindeki şuradaki renkler veya şuradaki yine simli bir bej rengi. Şurada yine bir simli farklı bir tonda rengim var. Mesela şunu seçeyim. Hemen bunu gözümün iç köşelerine, yani göz pınarlarına doğru uygulamasını yapayım. Aynı zamanda sizler de görün. Hatta kaşımın şu alt kısımlarını süreceğim biraz. Highlighter'a bile gerek kalmadı inanın yani. Onun görevini de far başardı bence. Şimdi bu makyaja tabii ki de eyeliner, çok çok eyelinerlı bir bitiş sağlayabilirsiniz. Eyeliner kullanmayabilirsiniz de sadece rimel kullanarak da bu makyajı yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Veyahut da kirpik takarak makyajı tamamlayabilirsiniz. Hangisini size seçerseniz. Veya eyelinerla beraber kirpik takabilirsiniz. Tamamen artık bu saatten sonra yaratıcılığa kalıyor. Ben kirpiklerimi takıyorum. Bir de kirpikli görün diye hemen uygulayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki makyajımı, iki farklı göz makyajımı ve bu güzeller güzeli mis mis kokan çikolata far paletleriyle, bir tarafta mint chocolate palet, diğer tarafta chocolate vice koyu renkli olan palet ve iki farklı göz makyajı. Çok çok memnun kaldım. Ama tabii derseniz ki kenardan kuyruklu bir eyeliner da olabilir, ben bu şekilde kullanmak istiyorum derseniz, kuyruklu bir eyelinerla da çok rahatlıkla bu makyajı bitirebilirsiniz. Ben farları da görmeniz açısından bu şekilde bir makyaj, göz makyajı uygulaması yapmış oldum. Neler söyleyebilirim bu far paletleri için? Öncelikle gördüğünüz gibi renklerin skalası, yani renklerin uyumu çok çok güzel. Paletin içerisinde simli farlar var, düz renkli olan farlar var. Onun dışında bu arada iki far paleti için de geçerli. Sadece renkleri dediğim gibi bunda yeşil far paleti olduğu için bunda yeşiller daha hakimdi. Bu koyu renkli olduğu için bunda koyu kahveler, işte kiremit renkleri hakimdi. Bu arada özellikle bu far paleti için söylemek istiyorum. Koyu renkte olan gece makyajlarınızda, davet makyajlarında, çok farklı makyajlar içinde kullanılabilecek renklere hakim.
Ayrıca dediğim gibi çok fazla tozutmuyor. Diğer farlar, bazı farlar özellikle çok çok akıp çok fazla tozutuyor. Ben gördüğünüz gibi uygularken hiç bu yönde bir rahatsızlık yaşamadım. Uygularken de çok rahatlıkla kullanılabilir. Onun dışında bu farı uyguladığınız zaman, ben tabii altına kapatıcı uyguladım rengi daha iyi görebilmeniz açısından, ama normalde uyguladığınız zaman günlük makyajda bile çok rahatlıkla o rengi veriyor. Bu arada arkadaşlar, bu far paletlerinin farklı renkleri de var. Benim elimde olan sadece iki rengi var şu an, ama farklı renkli çeşitli far paletleri de mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz farklı renkler de olabilir. Onları da araştırıp bakabilirsiniz. Ve videomun sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu güzel göz makyajlarıyla birlikte videomu kapatıyorum. Far paletleri hakkında merak ettikleriniz olabilir. Aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.